AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kayseri'de katıldığı toplantıda sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Kayserili hemşerilerim, çok değerli kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu güzel günde Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren İDİZİ faaliyetlerimizi sürdürdük. Bugün son toplantımızı da, son faaliyetimizi de burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Bey'in ev sahipliğinde Kayseri'nin STK temsilcileriyle birlikte yapıyoruz. Ben çok uzun konuşmaktan ziyade bir giriş yapıp arkasından sözü sizlere bırakmak ve sizlerin görüşlerinizi, dileklerinizi, tavsiyelerinizi, tenkitlerinizi, tahlillerinizi dinlemeyi tercih ederim. Gittiğimiz her yerde bunu yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü bizim siyaset anlayışımız sadece az evvel de ifade edildi. Sadece yukarıdan bazı şeyleri söyleyip çıkıp gitmek değil, yeni adıyla buna yönetişim diyorlar. Sadece yönetmek değil, karşılıklı yönetmek, karşılıklı yönetişim içerisinde olmak gerekir. Bunun için de aslında bu bize de verilmiş bir emirdir. Onların işleri kendi aralarında müşavere iledir. Yani istişare etmenin, müşavere halinde olmanın bir gereğidir. Sivil toplum kuruluşlarını toplumun önemli böyle iskeleleri olarak görürüz. Onları toplumun görüşlerini, niyetlerini, tavsiyelerini, tahlil ve tenkitlerini taşıyan canlı örgütler olarak görürüz. Dolayısıyla siyasette her zaman sivil topluma önem verdik, önem vermeye devam ederiz. Çünkü siyasetle sivil toplum arasındaki ilişkinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde kurulması bir ülke demokrasisinin işleyişi bakımından da en önemli unsurlardan birisidir. Şunu istemeyiz. Sivil toplum kuruluşları biz ne diyorsak, ne duymak istiyorsak bize bunu söylesinler değil. Bizim kapımızda bize yakın dursunlar değil. Evet, gönülleri, zihinleri bize yakın olsun ama kendi alanlarında temsil ettikleri çevrelerin görüşlerini de siyaset dünyasına taşıyabilecek bir özgüven içerisinde, bir birikim içerisinde olsunlar. Yani sivil olsunlar. Siyasetin gölgesinde durmak yerine kendi ayakları üstünde durarak kendi görüşlerini, halkın görüşlerini, temsil ettikleri çevrenin görüşlerini siyasete taşıyabilsinler. Aynı şekilde bu sivil olmak meselesinin de fevkalade önemli olduğunun altını çizmek isterim. Yani aslında bu STK, sivil toplum kuruluşu dediğimiz şey, bizim geleneğimizde Selçuklu ve Osmanlı geleneğinde Anadolu topraklarına işlenmiş, nakış gibi işlenmiş olan vakıf medeniyetinin bir gereğidir. Batılılar bizim toplumumuzu tanımlarken vakıf toplumlar olarak görürler. Yani bugünkü adıyla sivil toplum kuruluşları dediğimiz, gavurca adıyla non-governmental organization denilen şey, yani hükümet, kamu dışındaki örgütlenmeler toplumun bir gereğidir ve toplumun sivil yapısının canlı olduğunu gösteren hususlardır. Vakfetmek demek, insanın vakfını, vaktini, enerjisini, bilgisini ve malını, mülkünü, neyse bunlardan birini ya da birkaçını millete hizmet istikametinde vakfetmek demektir. İşte sizlere ya enerjisini, fikrini, ya vaktini, ya da malını, mülkünü bu millete, insanlığa vakfetmiş insanlar olarak bakıyoruz. STK'larınızın adı ne olursa olsun, aslında sizin büyük bir fedakarlıkla topluma hizmet eden canlı kuruluşlar olduğunuzu biliyoruz. Ve bu alanda yapacağınız faaliyetlerin de önünü açmayı siyaset olarak, vazifemiz olarak telakki ediyoruz. Siyaset olarak da bizim yapacağımız şey budur. Sizin işlerinizi kolaylaştırmak, sizin yaptığınız faaliyetlerdeki engelleri ortadan kaldırmak ve gerçekten tırnak içerisinde bir vakıf medeniyetinin unsurları olarak vakfettiğiniz vaktinizin, bilginizin, enerjinizin ve mal ve mülkünüzün en iyi şekilde değerlenmesini temin etmek için gayret sarf etmektir. Eğer ilişkileri böylesine sağlıklı bir zemine oturtturabilirsek, siyasetle STK'lar arasındaki çok şükür bugüne kadar böyle geldi, bu ilişkiler sağlıklı bir şekilde devam ederse, bunun ülkemizin, milletimizin ve Türkiye'nin geleceğinin yararına olacağına inananlardanım. Bu girişten sonra değerli kardeşlerim, biz bütün bu çabaları, ister STK'lar üzerinden bu çalışmalarımızı yapalım, ister siyaset olarak yapalım, ister bilim dünyası olarak yapalım, ister fikir dünyası,
edebiyat alanı, sanat alanı, felsefe alanı, efendim estetik alanı, sanat alanı, ne alanda çalışma yapıyor olursak olalım, millet olarak ortak bir hedefimizin olması lazım ki adımlarımız aynı istikamette yürüsün. Yani her birimiz atacağımız oku farklı oklar atabiliriz. Atacağımız oku aynı istikamete atalım, hedefe ulaştırabilirim. Eğer birimiz başka bir yöne, bir başkası başka bir yöne yürürse, o zaman millet olmak vasfını kaybederiz. Ve millet olarak herkes başka bir tarafa çekerse, yönetilemez bir hale gelir ve ortak hedeflerde buluşup daha ileriye gitmek mümkün olmaz. Bu çerçevede Türkiye'nin bugün geldiği noktada önemli bir ivme yakaladığımızı hepimiz görüyoruz. İki tane temel hedefimizin topyekun bütün Türkiye'nin, bütün aziz milletimizin fertlerinin ortak hedefi olması gerektiğinin altını çizmek isterim. Bunlardan birisi yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurmak irade ve azmidir. Türkiye, Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın birikimine sahip olarak, üzerinden binlerce yıldır geçen medeniyetlerin birikimine sahip olarak öyle sıradan bir ülke değildir. Geç şurada dur dendiği zaman duracak bir ülke değildir. Türkiye başkalarının hedefleri, gösterdiği hedefler istikametinde yürüyecek bir ülke hiç değildir. Dolayısıyla Türkiye'nin gerçekten her alanda güçlü, her alanda büyük bir ülke olma mecburiyeti vardır. Hele hele, hani coğrafya kaderdir deniyor ya, İçinde bulunduğumuz coğrafya, bereketli hilal olarak tanımlanan Kafkaslar, Balkanlar, Anadolu kıtası, Mezopotamya, Filistin toprakları, ta Mısır'a kadar inen o bu bölgenin ana ülkesi, kilit taşı, büyük çınarı Türkiye'dir. Türkiye güçlü olursa, Türkiye ayakta durursa sadece Türkiye kazanmaz. Güçlü ve büyük bir Türkiye'den bütün bu bereketli hilalin bereketli toprakları kazanır, bu bölgenin bütün insanları, bütün halkları kazanır. Onun için bizim her...